arkadaşlar, bugün pazar. Şimdi müzeye gidiyoruz. Markus, müzenin ismi? Wie heißt das das Museum? Art et Métier. Art et Métier. Art et Métier. Ve şimdi o müzeye gidiyoruz das arkadaşlar. Burada yine bir tane özgürlük heykeli duruyor arkadaşlar. Bu bizim gördüğümüz 5. özgürlük heykeli. Birincisi New York'taydı, ikincisi Las Vegas'taydı, üçüncüsü durun bekleyin. Colmar'daydı, onu size de göstermiştim. Dördüncüsü ne zaman gemiyle Paris'te gitmiştik, orada size videoda da gösterdim. Bu da 5. numara. Fransızcam olmadığı için Markus'a bırakıyorum. Ve burada dediğim gibi gördüğümüz 5. Ufak bir bilgilendirme. Bu müze arkadaşlar ticaret, teknik ve sanat müzesidir. Bunu sanırım hepimiz biliyoruz. Bunu bir kere görmüştüm. Bunu da bir kere görmüştüm ama çok eskiler. Bu da eskidi artık. Bunun çıktığını daha dün gibi hatırlıyorum ama 2005'miş. Vay be, 14 sene nasıl geçti? Arkadaşlar biraz fazla kaldık orada. Şimdi çıkıyoruz. Saat 12'yi geçmiş. Şimdi size bazı metro duraklarını göstereceğim arkadaşlar. Bazı metro durakların böyle motosu vardır. Yani konusu vardır. Ve bildiğim kadarıyla şimdi geleceğimiz metro durağında böyle göstereceğim size. Fazla çabuk çabuk yap dediği için kapatmam gerekiyordu. Bildiğim kadarıyla burası denizaltı gemisini andıran olması gerekiyor. Gelin beraber bakalım. Gördünüz mü? Durdum. Bunun geleceği de arkadaşlar. Şimdi Türkçesinin ismini bilmiyorum ama bir kitap var. 20.000 mil denizin altında diye. Oradaki denizaltı gemisini andıran konusu yani. Bence çok güzel yapmışlar gerçekten.
Başka daha böyle özel bulursak gösteririm size arkadaşlar. Ve arkadaşlar biz başka bir müzeye geldik. Centre Pompidou. Umarım doğru söylemişimdir. Böyle içeri gireceğiz. Pompidou, doğru mu? Çok steril, endüstriyel bir yer arkadaşlar. Böyle kat kat ve galeri değişikler. Ve şimdi bir tane fotoğrafi galerisindeydik. Şimdi bir de yukarıya bakacağız. Benim o kadar çok hoşuma gitmedi. Ama tabii ki yeni modern sanatları gösterdiği için sanırım o yüzden uygun yani. Gene Pompidou görürsünüz arkadaşlar. Doğrusunu isterseniz. Bizim hoşumuza gitmedi. Foto galerisi gerçekten çok güzeldi. Frank Kander diye bir ressam diyorum. Fotoğrafçının eserleri vardı. Gerçekten güzel resimlerdi. Çok bir şey. Ama devam o kadar çok hoşumuza gitmediği için çıkıyoruz. Ve şimdi fontenlere gidiyoruz. Markus. Ich brauche deine Aussprache. Stravinsky. Was für Fontänen? Stravinsky-Fontänen. Stravinsky-Fontänenlere gidiyoruz. Stravinsky. Wir Stravinsky-Fontänenlere gidiyoruz arkadaşlar. Stravinsky-Fontänenlere arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar, Paris'in Marie şehir bölgesindeyiz. Burada böyle çok eski dükkanlar falan var. Ama maalesef artık yavaş yavaş ölüyor yani. Çünkü yeni markalar, Levi's olsun, ondan sonra Superdry olsun bilmem ne falan açıyor. Ve şimdi gezdiğimiz yer Gül Ağaçların Sokağı diye geçilen ve ismi olan bir sokak, yemek, suvenir, ondan sonra ufak kafeler falan var. Not a good. It's a video. Bir bistro geldik arkadaşlar. İsmi şöyle. Ufak bir içecek içeceğiz, sıcak bir şey. Belki bir tatlı yeriz. Öyle. Şu metaller falan Eiffel Kulesi'ni hatırlatıyor diye. Evet. Size başımıza gelen şeyi anlatayım arkadaşlar. Biz bugüne kadar kullandığımız metro kartları tek oldukları için, yani tek yön oldukları için geçtikten sonra tabii ki trene gittikten sonra atıyorduk. Yani trende orada çöp kutuları falan var.
Ve şimdi Eiffel Kulesi'nde indik ve iki tane kadın bizi durdurdu. Ya işte tiketiniz nerede? Dedik ki biz attık onları. O zaman lütfen gelin kenara dediler. Kontrol ediyorlar. Gerçekten tiketler mi gittin mi gitmedin mi diye. Ve biz tabii ki salak gibi nereden bilelim attık diye. Yeni tiketlerimiz var diye kişi başına 35 euro ödedik. Tabii ki biz dedik ki ya bir dakika yani bu bir dolandırmacı falan olmasın gibisine. Ben dedim bile yani polisi çağıralım falan gibisine. İnternete baktık doğruymuş. Bir de ödemeseydik o zaman kişi başına 180 euro ödeyecektik. Ve yeni tiketimiz biz onlu hep aldığımız için yeni tiketimiz var diye 50 eurodan 35 euroya düştü. Cezamız ve ceza ödedik 70 euro. Yani kişi başına 35 euro. Aklınızda tutun bunu Paris'e gelirseniz. Kullandığınız tiketleri ta çıkana kadar cebinizde falan tutun. Yoksa bizim gibi ceza ödersiniz. Kontroldan geçtik arkadaşlar çünkü Eiffel Kulesi'ne çıkıyoruz şimdi. Arkamızda arkadaşlar şimdi asansör gelecek, o asansörle yukarı çıkıyoruz. İkinci kata geldik ama burada merdivenler var. Sanırım dışarı çıkmak için. Orada da bakalım video çekebilecek miyim? Çünkü çok 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 rüzgarlı arkadaşlar. Biraz buradan göstereyim size. Ve temin çok komik bir şeydi. Ufak bir oğlan Eiffel Kulesi'nin üstünde ve annesine diyor ki anne ama Eiffel Kulesi nerede göremiyorum gibisinde. Çok tatlıydı. Biraz buradan göstereyim size. Arkadaşlar Gustav Eiffel 1889'da Eiffel Kulesi'ni yapıyor ve en yukarısında da bir tane oda yapıyor kendisini ve o oda hala galiba orada var yani. Ve o odanın rekonstrüe edilmiş hali şimdi gidip bakabilirsiniz. İçine giriliyor mu bilmiyorum ama yani görebilirsiniz. Onu göstereceğim size. Şimdi bakalım içeriye. Tam görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle yani çünkü cam içeriye giremiyorsunuz. Ben size böyle şurada bir kadın duruyor. Onu da gösterebilirim belki. Evet bakalım öbür tarafta kitapları falan da var yani. Heh şurada. Kadının arkasında bilmiyorum görüyor musunuz? Kitaplık var. '98'de. Kusura bakmayın. Yes.
şimdi diyoruz ki hadi gel merdivenlerden aşağı inelim. İkinci kattan aşağıya merdivenlerle gidelim diye. Bir daha düşünüyoruz yani. Birinci kata geldik. Şimdi yine aşağıya gideceğiz arkadaşlar. Şurayı bir göstereyim size. Çıkıyoruz arkadaşlar. Biz gene metro durağına geldik. Ve şimdi arkadaşlar Moulin Rouge'a gidiyoruz. Oradan da benim çok istediğim, Malcolm da çok istediği bir kafeye. Bu kafenin çok bir özelliği var. Size göstereceğim. Size bir de metrodaki fayansları göstereyim arkadaşlar. Neden gösteriyorum size bu fayansları? Çünkü Parisliler arkadaşlar bu fayansların çok hoşuna gidiyor. Ve nerede fayans satın alabilirseniz bu fayanslar da var. Metro fayansı diye geçiyor. Ve çoğu Parislilerde mutfağında veya banyosunda şu fayanslar var. Şunlar çeşit motifli oluyor. Rengi de mavisi de var, moru da var falan. Ama gösterdiğim elemek istemiyorum çünkü bayağı bir pis görünüyorlar. Ama böyle görünüyor yani. Böyle. Şuraya geldik arkadaşlar. Dışarıdan göstereyim size. Şu resmi tanıyan var mı? İçeri gidelim arkadaşlar. Amelie'nin Dünyası veya Amelie diye bir film var arkadaşlar. Ve bu filmi izlediyseniz o zaman bu kafeyi de bilirsiniz. Çünkü Amelie'nin çalıştığı yer ve filmin çekildiği yer bu kafe. Ve burada Amelie'nin menüsü de var, Amelie'nin tatlısı da var. Tabii ki krem brûlée ve kahve. O yüzden ben de Marcus muhakkak buraya gelmek istemiştim. Bu filmi tanımayan lütfen izlesin. İnanın bana çok 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 güzel bir film. Yani Marcus ve benim çok sevdiğimiz film ve en az bir 2-3 ayda bir kere izlediğimiz film gerçekten. O yüzden buradayız. Biz arkadaşlar yemekten çıktık ve şimdi Montmartre'deyiz ve şimdi ufak bir parktayız, gerçekten ufak yani şöyle gördüğünüz gibi. Ve burası neden ünlü? Çünkü göstereceğim size. Bu parkı ünlü yapan şöyle bir duvar var. Ve bu duvarda arkadaşlar her dilde seni seviyorum diyor. Şimdi size ben Türkçesini göstereyim. Görüyor musunuz? Ortada. Seni seviyorum Özge.
Heh, şurada bak gösterdi size. Her dilde. Bu adam beni öldürecek. Old caption. Kızıl başlı kız. Ondan sonra sokak sanatçıları, resim yapan, çalgı çalan, ne bileyim gitar falan ve gene Sacré-Cœur tarafına, Sacré-Cœur'ü görüyorsunuz şurada, oraya yürüyoruz. Buraya gelmişken arkadaşlar, gelin sizi Sacré-Cœur'e götüreyim. Ve Sacré-Cœur'ün içindeyiz arkadaşlar. Göstermek için arkadaşlar akşamı bekledik çünkü ışıklardan falan tabii ki daha güzel, daha şık yani göründüğü için. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz zaten.